Arkadaşlar, ben Kayhan Ayar. Veri yapıları dersi için uygulama videosu hazırlayacağımı söylemiştim. Bu onlardan ilki olacak. Konumuz öz yineleme. Öncelikle öz yinelemenin tanımını yapmaya çalışayım. Tabii programcılar açısından bir tanım yapıyoruz. Öz yineleme bir fonksiyonun gövdesi içerisinde kendisini farklı parametreler kullanarak çağırmasından ibarettir. Tabii tanım her zamanki gibi kafamızda yeterli bir görüntü oluşturmadı. O yüzden örneklere geçelim. Örneğin 5 sayısının faktörünü almaya çalışalım. Normalde elimize kalem kağıt alsak 5 sayısının faktörünü şu şekilde bulabiliriz. Bunu hepimiz biliyor. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 120 sonucuna buradan erişebiliyoruz. Bizim yapmamız gereken bunu bilgisayarın yapacağı formata çevirmek. Her işi kalemle yapmak kolaydır. Öncelikle her derste söylediğim gibi bir probleminiz varsa bunu öncelikle bir kağıda çizin. Daha sonra o kağıt üzerinde bilgisayara nasıl aktaracağınızı düşünün. Çünkü bilgisayar sanal bir ortam. Kafanızda düşünerek sadece ben bu işi biliyorum diyerek bilgisayar başına oturmayın. Elinizde daima bir kağıt kalem olsun. Şimdi ben bu faktöriyel hesabını farklı bir şekilde çözmeye çalışacağım. Örneğin 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazmam mümkün. 4 faktöriyeli de 4 çarpı 3 şeklinde, 3 faktöriyel şeklinde yazmam mümkün. Bu aynı şekilde devam edecektir. Ta ki 1 faktöriyele kadar. Neden 1 faktöriyel? Çünkü biliyorum ki 1 faktöriyelin değeri 1'dir. Onun daha altı yok. Sınır olduğunu bildiğim için 1 faktöriyelde durum sonlanacak. Burada dikkat etmem gereken şey, sürekli olarak faktöriyelin 1 küçüğe aktarılmış olduğu. Dikkat ediyorsanız, önce 5 vermiştim, o 4'e aktardı. 4 verdim, o 3'e aktardı. Ve sürekli olarak öncekiyle çarpıyorum. Bu işlemi bilgisayara nasıl aktarırım? Bunu düşünmem gerek. Öncelikle sınırın 1 olduğunu biliyorum. 1 faktöriyelin 1'e eşit olduğunu biliyorum. Bu benim sınırım. Bir fonksiyon tasarlayacağım. Dönüş değeri girilen parametrenin faktöriyelini döndürecek. Parametre de adı üstünde. Yani hangi sayının faktöriyelini almak istiyorsak onu belirleyeceğiz. Şimdi aynı işi fonksiyon kullanarak yapmaya çalışsak, örneğin f5 desem, f fonksiyonunu 5 için çağırsam, f4 fonksiyonu ile 5'i çarpmayla aynı sonucu elde edeceğim. Devam edersek, f4 fonksiyonu yerine de 4 çarpı f3 fonksiyonu yazabilirim. Aynı şekilde f3 fonksiyonunu da 3 çarpı f2 şeklinde yazabilirim. Ne zamana kadar gidecek? f1 fonksiyonuna ulaştığım zaman. Biliyorum ki f fonksiyonuna bir parametresini verdiğim zaman, yani birim faktörünü almak istediğim zaman f fonksiyonu bana bir değerini geri döndürecek. Bundan eminim. Şimdi şuraya gelip bakalım. 5 fonksiyonu, yani f'ye 5 verdiğim zaman aslında ne yapmış oluyorum? 5 ile, yani parametre ile f4 fonksiyonu çarpmış oluyorum. Yani fonksiyona parametrenin bir eksiğini vermiş şekilde çarpmış oluyorum. f4 fonksiyonu bir geri dönüş değeri döndürecek. Onu da 5 ile çarpacağım. Aynı şekilde f4 fonksiyonunda f3 fonksiyonu çağırmış olabilir. Tabii kendisi parametresiyle çarparak. Bunu fonksiyon içerisinde, fonksiyonun gövdesinde yazmaya çalışalım isterseniz. Fonksiyonumuz bu şekilde. Öncelikle biliyorum ki eğer ki parametre 1 ise fonksiyon 1 değeri döndürecek. Bundan eminim çünkü 1 sayısının faktöriyeli 1'dir. Eğer ki girilen parametre 1 değil ise fonksiyon parametresiyle hangi sayıyı çarpacak? Parametresi 1 eksik fonksiyonu çağıracak. Yani f fonksiyonu, örneğin diyelim ki girilen sayı 5, 5 sayı yerine yazılacak. F fonksiyonu bu sefer 4 için çağrılacak. Bunu gelin isterseniz şekil üzerinde göstermeye çalışayım. Fonksiyonum burada tanımlanmış. Main içerisinde de f6 fonksiyonu çağırmışım. F fonksiyonunu 6 değeri için çağırmışım. f6 fonksiyonu dediğim zaman aslında f fonksiyonunu 6 değeri için çağırmışım demek oluyor. Sonuç a'ya yazılacak. Öncelikle f6 fonksiyonunu çağırdığımda sayı, yani parametre birden farklı olduğu için if'li kısım devreye girmeyecek. Onun altındaki satır devreye girecek. Yani ne yapacak? Sayı yerine 6 yazacak. Sonra da f fonksiyonunu bu sefer 5 için çağıracak. Şunu bilmemiz gerek ki eğer ki f5 fonksiyonun sonlanmadan
Pardon, f5 fonksiyonu sonlanmadan f6 fonksiyonu devam edemez. Yani şuradaki satır bitmeden return yapmanızın imkanı yok. Veya bir alt satıra gitmenizin imkanı yok. Önce şu fonksiyonun bitmesi gerek. Onun geri dönmesi lazım. F5 fonksiyonu ne yapacak? O da gidecek. 5, 1 olmadığı için yine bu satıra gelecek. 5 çarpı F4 yazacak. O da F4 fonksiyonu bitmeden geri dönemeyeceği için F4 fonksiyonunu çağıracak. F4 fonksiyonu da kendi içerisinde F3 fonksiyonunu, o da F2 fonksiyonunu, o da F1 fonksiyonunu çağıracak. F1 fonksiyonunu çağırdığımda ise durum değişiyor. Biliyorum ki F1 fonksiyonu benim sınır noktam. Bu sefer sayı 1 olduğu için fonksiyon kendisini çağırmayacak. Ve kendisini çağırmaya bir son verecek. Return 1 diyerek F2 fonksiyonuna 1 değerini geri döndürecek. Yani F1 yazan yere 1 gelecek. F2 fonksiyonu artık F1 fonksiyonu bittiği için 2 ile 1'i çarpıp sonucu geri döndürecek. Sonuç nedir? 2. F2 fonksiyonunun yerine 2 yazılacak. F3 fonksiyonu F2 fonksiyonu bittiği için 3 ile 2'yi çarpacak. Sonucu geri döndürecek. Aynı şekilde F4 fonksiyonunda 4 ile 6'yı çarpıp sonucu geri döndürecek. Aynı şekilde F5 fonksiyonunda sonucu geri döndürecek. F6 fonksiyonu da F5 fonksiyonu bittiği için F5 fonksiyonunun geri döndürdüğü 120 değeriyle 6'yı çarpıp sonucu bize geri döndürecek. Çünkü onu çağıran bizdik ilk başta. Bakın ilk çağrıyı biz yapıyoruz. Sonra fonksiyon kendi içerisinde kendisini tekrardan çağırıyor. Sonuç 720 A sayısının içerisine atılacak. Bilmemiz gereken şeylerden birisi şu. Bu fonksiyonlar, yani recursive fonksiyonlar daima bir bitiş noktasına sahip olmak zorunda. Yani bir şekilde bitmeliler. Arkadaşlar aksi takdirde stack overflow denen bir hata oluşabilir. Oluşur daha doğrusu. Çünkü eğer ki bitiş noktası koymuyorsanız fonksiyon sonsuza dek kendisini çağıracaktır. Her fonksiyon hafızada belli bir yer kapladığına göre, fonksiyon çağrıldığında hafızada belli bir bölge ayrıldığı için onun, sonsuz hafızamız da olmadığını düşündüğünüz zaman illaki hafıza hatası olacak, hafıza taşması olacak. Stack overflow diye geçiyor bu hatanın adı. Stack taşması diye. Böyle bir hata olmaması için bir bitiş noktasını koymak zorundasınız. Burada bitiş noktamız parametrenin 1 olduğu durum. O durumda hangi değeri döndüreceğini biliyoruz. Direkt 1 döndürecek. Ve o bizim bitiş noktamız oluyor. Her recursive fonksiyon için böyle bitiş noktası var. Şimdi bir girilen bir sayının üstünü alan, herhangi bir üstünü alan, üst kuvvetini alan bir fonksiyon yazacağız. Onu da recursive yazacağız. Orada da bitiş noktasını ayrıyeten kod içerisinde göreceksiniz. Şimdi de Visual Studio'da kod yazarak devam edelim. Benzer bir örnek yapalım. Üstü sayıları alacak bir fonksiyon tasarlayalım. Bu sefer fonksiyon iki farklı şekilde tasarlayacağım. Birisi recursive olacak, yani öz yinelemeli. Birisi ise döngüsel olacak, yani tekrardan fonksiyon çağırmayacak. Fonksiyon çağırmadaki problemlerden birisi döngüsel olana göre biraz daha yavaş oluyor. Eğer fonksiyon çağrı sayısı artarsa doğal olarak işlem daha yavaş gerçekleştirilecektir. Çünkü fonksiyon çağırmak makine içerisinde birden fazla makine kodu gerektiren bir işlem. Çeşitli yedeklemeler yapılıyor. Siteye parametreler push ediliyor. Sonra tekrardan geri alınıyor. Bunların hepsi ek işlem gerektiriyor. Halbuki döngüselde böyle ek işlemler yapmıyorsunuz. Onu daha hızlı yapıyor. Eğer işleminiz fazla fonksiyon çağrısı gerektirmiyorsa öz yinelemeli yapabilirsiniz fonksiyonu. Çok büyük bir hız farkı görmeyeceksinizdir. Ama fonksiyonunuz çok fazla işlem yapılıyor ve sürekli çağrılıyorsa öz yinelemeli yapmak hız konusunda problem teşkil edebilir. Şimdi örneğe gelelim. 2'nin 3. kuvvetini alacağımızı düşünelim. Bu işlemi bir önceki faktöriyel gibi düşündüğümüz zaman normalde 2 çarpı 2 çarpı 2 sürekli olarak çarpılacak 3 defa. Bunu iteratif, yani döngüsel yöntemle çözmeye çalışırsak 2 tane parametre alacak fonksiyon. Parametrelerden birisi üssü alınacak sayıyı, ikincisi de alınacak üssü belirtiyor. Dönüş değeri de sonucu döndürecek. Öncelikle çarpımların sonucunu toplam ne bir değişkende tutacağız. Bu her zaman bildiğiniz bir şey. Çok sık kullandık buna benzer örnekleri. Toplam içerisinde bir sayısını tutacak. Çünkü yapılan işlem çarpma. Sıfır koyamayız. Eğer sıfır koyarsak işlem direkt olarak sıfır olur.
Düşünmemiz gereken şu. Toplamı kaç defa A ile çarpacağız? Yani 2 ile kaç defa çarpıp sonuca erişebileceğiz? Düşündüğünüz zaman şuraya 1 eklersek aslında bu toplamı temsil ediyor. Toplam bir kere 2 ile çarpılacak. Çıkan sonuç tekrar 2 ile çarpılacak. Çıkan sonuç tekrar 2 ile çarpılacak. Yani 3 defa sonucu 2 ile çarpıyorsunuz. O yüzden döngümüz sıfırdan B'ye kadar gidecek. B dahil değil. Bu 3 defa gideceği anlamına geliyor. Tabii pardon, parametre 3 girilirse B parametresi. B parametresi kadar döneceği kesin döngünün. Sürekli olarak çarpım sonucunu toplama atacağız. Döngü bittiğinde sonuç elde edilecek, onu da geri döndüreceğiz. Bu iteratif yöntem. İsterseniz bir deneyelim. Yapıyor mu? 2'nin 3. kuvvetini aldırmışız. Evet, 8 alıyor. Şimdi bunu bir de rekörsif olarak yani öz ilerlemeli olarak yapalım. Yine parametreleri alacak. A ve B parametrelerini. Her zaman söylediğim, pardon, geçen sefer de söylediğim gibi öz ilerlemeli fonksiyonların bir bitiş noktası olması gerek. Yani fonksiyonun artık kendini çağırmayacağı bir nokta olması lazım. Önce fonksiyon nasıl kendini çağıracak onu bir düşünelim. Başlangıçta fonksiyonu şu şekilde çağıracağız. UR 2,3 diyeceğiz. Bu neye eşit olacak? Aslında bu 2 çarpı UR 2,2'ye eşit olacak. Bu da 2 çarpı 2 UR 2,1. Dikkat ediyorsanız faktöriyelle aynı iş. Sürekli olarak fonksiyonun ikinci parametresi, tabi orada tek parametre vardı, burada iki parametre var. İlk parametresi hiç değişmiyor ama ikinci parametresi sürekli olarak bir azaltılıyor. UR 2 3 fonksiyonu kendi içerisinde UR 2 2 fonksiyonu çağırıyor. UR 2 2 fonksiyonu da kendi içerisinde UR 2 1 fonksiyonu çağırıyor. Buradan dönen sonuç, UR 2 1 fonksiyonun ne olduğunu biliyoruz. Direkt ilk parametreyi döndürecek. Yani 2'yi. Bu fonksiyonun değeri 2 olacak. 2 çarpı 2 UR 2 2'ye geri dönecek. O da geriye 2 çarpı 2'yi döndür, yani 4'ü döndüreceği için o da 2 ile çarpılacak. Sonuç 2,2 üzeri 3'ün sonucu olacak. Tabii bir önceki sunum gibi yapamadığım için anlatması biraz daha zor. Öncelikle bitiş konumunu belirledim. Eğer ki B 1 ise bu A'nın birinci kuvvetin alınacağı anlamına gelir. Tekrardan UR fonksiyonunu çağırmama gerek yok. Sonucu biliyorum. Sonuç direkt olarak A olacak. Yani buraya ne girildiyse artık biz deneme olarak 2'yi kullandık. 3 de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Sonuç olarak onu döndürecek. Çünkü 3 üzeri 1 3'tür veya 2 üzeri 1 2'dir. Aksi durumda şu satıra gelecek. Yani B'nin 1 olmadığı durumda bu satıra gelecek. Düşünün. 2,3 girdiğimizi düşünün. Ne yapacak? Öncelikle 2'yi buraya yazacak. Sonra UR fonksiyonunu ilk parametresini 2 girecek. İkinci parametresini bir azaltıp yani tekrardan 2 yazacak. Bu ne olacak? 2 3 fonksiyonu kendi içerisinde 2 ile UR 2 2'yi çarpmış olacak. UR 2 2 tabii kendi içerisinde tekrardan UR 2 1 fonksiyonu çağıracak. Sonuçlar geri dönerek en sonunda en üstteki fonksiyon sonucu bize geri döndürecek. Gelin isterseniz bir görelim sonucu gerçekten ekrana çıkartıyor mu? Bakın o da 8'i çıkardı. Bir de bak yapalım bakalım gerçekten neler yapıyor. Şimdi içeri girdik. Hatta şöyle yapalım. Şuraya bir komut satır yapalım. Ne olsun? UR. Buradan takip de atmış oluruz aslında. Bakın dikkat edecek olursanız ilk başta UR 2 3 çağrıldı. Sonra UR 2 2, sonra ekrana 8 yazdırıldı. UR 2 1 niye çağrılmadı? Çünkü
Şu satırı aşamadı. Eğer şuraya alsaydık, şuraya almış olsaydık, çünkü buraya 2-1 şuraya takılacak, return olacak. Bu çalışmayacaktı. Şimdi ise çalışır. Üst tarafa aldığım için. Görüyorsunuz önce uraya 2-3 çağrıldı. Sonra uraya 2-2 fonksiyonu. Sonra da uraya 2-1 çağrıldı. Bir de içeri girelim isterseniz. Buradan içeri doğru geçtiğimizde. Şu an için uraya 2-3 fonksiyonu çağrıldı. B3. Bakın B1'e eşit olmadığı için uraya 2-3 fonksiyonu A ile UR 2-2 fonksiyonunu çarpacak. Bakın tekrardan içeri girdiğimizde şu an UR fonksiyonu 2-2 değerleri için çağrıldı. Tekrardan 1'e eşit olmadığı için bu sefer ne yapacak? Burası 2, 2. 2'den 1'i çıkartacak. UR 2-1 fonksiyonu çağıracak. İçeri girelim. B1 olduğu için A'yı gönderecek. Nereye döndü? Bir üstteki fonksiyona, onu çağırana, yani 2-2'ye döndü. 2-2'de şurası 2 idi. Şurası da UR 2-1 şeklindeydi. Burasının sonucunu bulduk. Geri döndü. O da 2. 2 çarpı 2, 4 olacak. Bu da onu çağırana geri dönecek. O da UR 2-3'e. UR 2-3 içerisindeyiz. Şurası UR 2-2'den geri dönen değer 4. Şu da 2. Sonuç kaç olacak? 8. İşlem bittiği zaman hepsi geri dönüyor. Yani çağıran kişiye bize geri dönüyor. Ve ekrana sonuç yazdırılıyor. Bir örnek daha yapıp öz yinelemeyi sonlandıralım. Şimdiki fonksiyonumuz kendisine verilen karakter dizisini tersten yazdırıyor. Bunun için fonksiyon iki parametre kullanılıyor. Bunlardan birisi ilk parametre karakter dizisinin başlangıç adresi, ikinci parametre ise karakter dizisinin boyunu oluşturuyor. Benim yaptığım şey şu ise şu. Sürekli olarak karakter dizisinin son basamağını, son karakterini ekrana çıkartıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Cout P dizimizin başlangıç adresi olduğu için length eksi 1, yani kaç tane karakter varsa son elemanı bu şekilde elde ediyorum. Diyelim ki merhabanın son karakteri A'yı yazdırdım. Ondan sonra hangisini yazdırmam gerek? Length eksi 2 olan B'yi yazdırmam lazım. Bunun için fonksiyonu tekrardan çağırıyorum. Öncelikle A'yı yazdırdım. B'yi yazdırması için tekrardan çağırıyorum fonksiyonu. Bu sefer length vermiyorum, ona 7'yi vermiyorum da 7'nin 1 eksiği 6'yı veriyorum. İçerisine tekrardan girdiği zaman fonksiyon length eksi 1 diyecek. Length 6 olmuştu. Bu sefer hangisini çıkartacak? B'yi çıkartacak. Aynı şekilde o da kendisinden önce gelen için çağıracak. Bu şekilde devam edecek. Her karakter kendisinden önceki için fonksiyonu çağıracak. Ta ki length 0 olana kadar. İsterseniz çağırıp sonucu göreyim. Sonuç gördüğünüz gibi tersten yazdırdı. Bir de içeri girelim. İçeri girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi 0 olmadığı için, 7 olduğu için direkt length 0'ı atladı. Sonra ekrana A'yı çıkardı. Ardından yine P başlangıç adresini veriyor. Fakat bu sefer length'e 6 verecek. İçeri girdi 6 için. Length 6 olduğu için 1 çıkardık mı 5. O da B'yi gösterecek. Ekrana B'yi çıkartacak. Gördüğünüz gibi. Daha sonra B'deki bir düş 6 için çağıracak. Length'i 5 yaptı. Bakın 5 eksi 1 4. O da A'yı çıkartacak tekrar ekrana. Bu şekilde gidecek ta ki fonksiyon bitene kadar, yani length 0'ı görene kadar. Fonksiyon bittikten sonra da ekrana gördüğünüz gibi tersten yazdırılmış bir şekilde çıkartıyor sonucu. Recursive fonksiyonlarla ilgili kendiniz de bir sürü örnek bulabilirsiniz netten. Özellikle Hanoi kulelerine bakabilirsiniz. Fibonacci serilerine bakabilirsiniz. Bunları çözmeye çalışabilirsiniz. Google'dan taratabilirsiniz arkadaşlar. Bir sürü örnek var. Tabii örneğin koduna bakmayın. Kendiniz çözmeye çalışın.
Bu şekilde pratiğiniz daha artacaktır. İlk video bu kadar. İkinci videoda yığını anlatmaya çalışacağım.